Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde doğrusal programlama modellerinin klinik formda yazılışını anlatacağız. Bir sonraki dersimizde de klinik formda yazdığımız doğrusal programlama modelinin sinteks yöntemli çözümünü anlatacağız. Winston'ın Operations is Your Skill sayfa 49'dan bir örnek aldık. Geppetto arkadaşlar tahtadan oyuncak asker ve tren yapıyor. Satış fiyatları bir oyuncak asker için 27 dolar, bir oyuncak tren için 21 dolar olarak söylenmiş. Ham madde fiyatı asker için 10 dolar ve işçilik fiyatı da 14 dolara tekabül ediyor. Tren için ise ham madde 9 dolara ve işçilik de 10 dolara mal oluyor. Her bir asker için 2 saat cilalama, 1 saat marangozluk sunuluyor. Tren için ise 1 saat cilalama, 1 saat marangozluk gerekiyor. Ham madde miktarı ile bir kısıtımız yok. Ama cilalama için ayırabileceğimiz, haftadaki ayırabileceğimiz en uzun süre, maksimum süre 100 saat. Ve marangozluk için de maksimum ayırabileceğimiz süre 80 saat. Aynı zamanda haftada da en fazla 40 tane olacak tren satabiliyoruz. Amacımız karımızı maksimize etmek. Hangi oyuncaktan ne kadar üretmemiz gerektiğini bulmamız istenmiş. Şimdi ilk olarak tabii ki verilen problemde arkadaşlar, bize verilen problemde ne yapmamız lazım? Birim karları bulmamız lazım. Bir tane asker için, bir tane asker için ve bir tane tren için, bir tane tren için gelirimiz ne kadar? Ona bakalım. Ne kadar gelir elde ediyoruz? Bir tane asker için. Ve ne kadar maliyetimiz var? Bir de ne kadar kar elde edeceğiz? Onu hesaplayalım ilk olarak. Oradan başlayalım. Sorumuzu çözmeye. Bir tane askeri 27 dolara satıyorum. Ve ne kadara mal ediyorum? 10 dolar ham madde maliyetim var, 14 dolar işçilik maliyetim var. Yani toplamda 24 dolarlık bir maliyete sahibim bir tane askeri üretirken. O zaman karım ne kadar olacak bir tane askerde? Gelirimden toplam maliyetimi çıkartacağım ve bu da 3 dolara eşit olacak. Bir treni 21 dolara satıyorum. 9 dolara ham madde temin ediyorum. 10 dolarda işçilik masrafım var. Demek ki 19 dolarlık bir maliyetim var bir tane treni üretmek için. O zaman birim karım 21'den 19'u çıkartmak bulunacak ve bu da 2 dolar olacak. Birim karları hesaplamış olduk. Peki bunun dışında başka neye ihtiyacım var? Elbette ki ham maddeyle ilgili bir kısıtımız yok. Ancak cilalama ve marangozluk işlemleri için gerekli olan bazı kısıtlar var. Onları yazalım buraya. Hatta bir alttaki satıra da yazabiliriz bunu. Böyle. Evet, bir tane asker için, bir tane asker için ben ne kadar cilalama işlemi kullanıyorum? Ne kadar marangozluk kullanıyorum. Bir de taleple ilgili kısıtımız varsa onu da yazalım şuraya. Ve bir tane de tren için bunu yazalım. Evet. Cilalama. Şimdi cilala parlat diye hatırlarsanız yani eskiden bir karate kit vardı. Cilala hep parlat. Biz bununla büyümüştük. Neyse. Cilalama işlemleri için asker bir tane asker üretirken 2 saat cilalama kullanıyorum. 1 saatte marangozluk kullanıyorum. Ondan sonra bir tane tren üretirken 1 saat cilalama yapıyorum. 1 saatte ne kullanıyorum? Marangozluk kullanıyorum. Pekala, taleple ilgili bir durumum var mı? Askerle ilgili bir talebim yok ama trenle ilgili haftalık en fazla 40 tane tren üretip yani satabiliyorum. Daha fazlası elimde kalıyor.
daha fazla elinde kaldığı için de fazla öğretmek istemiyor. Peki cilalamayla ilgili olarak haftada en fazla 100 saat. Yani bir haftada en fazla haftalık en fazla 100 saat cilalama kullanabiliyorum. Ve marangozluk için de haftalık en fazla 80 saat kullanabiliyorum. Ham madde ile ilgili de bir kısıtımız olmadığını ifade etmiştik. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Bu doğrusal programlama modelimizi oluşturmaya başlamamız lazım. Doğrusal programlama modelimizi oluşturmaya nereden başlayacağız peki arkadaşlar? Tabii ki karar değişkenlerimizi yazarak başlayacağız. Karar değişkenlerimizi bu şekilde tanımlayacağım. Diyeceğim ki x1 bir haftada üretilecek oyuncak asker miktarı diyeceğim ve x2 için de yine bir haftada üretilecek oyuncak tren miktarı diyeceğim. Evet, bu şekilde belirttikten sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki ilk olarak amaç fonksiyonumuzu yazmamız gerekiyor. Amaç fonksiyonumuzu yazarak işe başlayalım. Amaç fonksiyonumuzu yazalım. Amacımız ne? Kârımızı maksimize etmek. Peki kârımız ne? Onu nasıl yazacağız? Bakalım. Şimdi bir tane askerden 3 dolar kar elde ediyorum. X bir tane asker üretirsem o zaman 3 çarpı x 1 dolar ne yaparım? Arkadaşlar kar elde ederim. Bir tane trenden 2 dolar kar elde ediyordum. Öyleyse x 2 tane asker şey tren üretip satacak olursam 2 çarpı x 2 dolar kar elde ederim. Toplam karım 3x 1 artı 2x 2 olur. Amacımız da bu kârı maksimize etmek. Tabii ki koşullarımız olduğu için buraya ne yazacağız? Öyle ki diye yazacağız. İlk koşulumuz neyle ilgili arkadaşlar? Cilalama ile ilgili. Bir tane asker üretmek için 2 saat cilalama işlemi yapıyorsa x1 tanesini üretmek için 2 çarpı x1 saat cilalama işlemi uygularım. Bir tane tren için 1 saat cilalama uyguluyorsam o zaman x2 tanesini üretmek için 1 çarpı x2 saat cilalama işlemi uygularım. Toplam kullanacağım cilalama saati 2 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 saat olur ve bunun da bir haftada en fazla 100 saat olması gerekiyormuş dedik. Yani cilalama için en fazla 100 saat ayırabildiğini söylenmişti. Yani burada bunu ne diyelim? Cilalama süre kısıtı diyelim. Bu bizim birinci kısıtımız oldu. İkinci kısıtımızı yazalım. O da marangozlukla ilgili. Bir tane askeri üretmek için 1 saat marangozluk kullanıyorum. X1 tanesini üretmek için 1 çarpı x1 saat marangozluk kullanırım. Bir tane treni üretmek için 1 saat marangozluk kullanıyorum. X2 tane tren üretmek için 1 çarpı x2 saat marangozluk kullanırım. Bunu da en fazla haftada 80 saat marangozluk ayırabileceğim için bu 1 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 toplam kullanacağım marangozluk saatinin de 80 saati aşmaması gerekiyor. Bu da marangozluk süresinin süre kısıtı diyelim. Yine saat cinsinden olduğunu da belirtmekte fayda var. Bir de taleple ilgili bir kısıtımız var. O da trenle ilgili bir kısıt. Bir haftada en fazla 40 tane tren satabileceğim için üreteceğim tren sayısının 40'tan fazla olmasını istemiyorum. Bu da tren talep kısıtı diyelim. Tren talebinin kısıtı da bu. Son olarak da
Tabii ki üreteceğimiz miktarlar negatif olmama özelliğine sahip olmalılar. Tabii ki x1 ve x2 de o yüzden büyük eşittir 0, negatif olmama koşulumuzu da biz ekliyoruz. Negatif olmama koşulu. Şimdi baktığımız zaman doğrusal programlama modelimizi yazmış olduk arkadaşlar. Ancak bu haliyle ne yapmayız? Bunu biz simplex yöntemi kullanarak çözemeyiz. Bunu kanonik formda yazmamız gerekmekte. Peki kanonik formda nasıl yazıyoruz? Her şeyden önce bütün kısıtlarımız küçük eşit arkadaşlar ve biliyorsunuz ki küçük eşit şeklinde verilen kısıtları eşitlik haline getirmek için bizim yapmamız gereken şey bu kısıtlara arkadaşlar aylak değişken dediğimiz bir değişken eklemek olacak. Ben ikinci kısıta eklenecek olan aylak değişkeni S alt indis i ile gösteriyorum. İkinci kısıt derken neyi kastediyorum? Birinci kısıt, ikinci kısıt ve üçüncü kısıt. Burada tabii ki aylak değişkenlerimizi negatif olmama koşulu olduğunu da ifade edelim. Bütün yani S1, S2 ve S3 için değil mi? Negatif olmama koşulunu sağlaması lazım aylak değişkenlerimiz. Peki aylak değişkenlerimizi kısıtlarımızı eklediğimizde ne olacak ve amaç fonksiyonumuz nasıl değişecek? Şunu söyleyelim. Ekleyeceğimiz aylak değişkenlerin amaç fonksiyonuna katkıları olmayacak. Yani bizim bunları amaç fonksiyonumuza katkılarının katsayılarının sıfır olarak geleceğiz. Yani etkisinin olmaması demek ne demek? Bunlar amaç fonksiyonunda arkadaşlar yer almayacaklar. Şöyle yazacağım. Amaç fonksiyonumuza geri dönelim. 3 çarpı x1 artı 2 x2 idi. 3 çarpı x1 artı 2 x2 idi. Demek ki aylak değişkenlerimizin nesi olmayacak? Bu amaç fonksiyonuna katkısı olmayacak. Onları da o yüzden bu şekilde biraz daha yere ihtiyacım oldu. Evet. Şöyle yazacağım. 0 çarpı S1. S1 birinci kısıt ekleyeceğim. Aylak değişkeni temsil ediyor. 0 çarpı S2. S2 dediğimiz ikinci kısıt eklenecek olan aylak değişken. Ve 0 çarpı S3 nedir? O da üçüncü kısıt eklenen aylak değişken. Negatif olmama koşulu ile ilgili herhangi bir arkadaşlar işlem yapmayacağız. Yani kanonik forma dönüştürürken bu negatif olmama koşulu olduğu gibi kalacak. Onu da belirtelim isteriz. Yani büyük eşit olması herhangi bir şekilde değiştirmiyor. Böylemesi onu da belirtelim. Yani büyük eşitlikleri de ayrıca başka bir dersimizde işleyeceğiz ama devam edecek olursak şimdi birinci kısıtımızı eşitlik haline getiriyorum. Nasıl getireceğim? Birinci kısıtta eşitsizliğin sol tarafına S1 şeklinde bir aylak değişken ekleyeceğim. Ve bu aylak değişkeni eklediğimiz zaman da eşitsizlik küçük eşitlik şeklinde olan eşitsizliğimiz eşitliğe dönüşecek ve eşitliğin sağ tarafında da 100 yazacak. Sonra ikinci kısıtımız için aynı işlemi yapacağız. 1 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 artı 1 çarpı s2. O da küçük eşittir 80'di birim ikinci kısıtımız. Küçük eşittir 80 artık ne oldu? Eşittir 80 şeklinde yazılacak. Ve üçüncü kısıtımız için de ne yazacağız? 1 çarpı x2 artı 1 çarpı s3 eşittir 40 yazacağız. Bunları yazarken şu şekilde de düşünmemizde belki fayda olabilir. Yukarıda yazdığımız amaç fonksiyonunda yazdığımız gibi
şöyle yazabilirim. Sadece S1'in S1 aylak değişkeni yer aldığı için birinci kısımda onun katsayısı 1. Diğer aylak değişkenlerin katsayılarının 0 olduğunu da belirtelim. O yüzden bu ifade 2x1 artı x2 artı 1 çarpı s1 artı 0 çarpı s2 artı 0 s3 şeklinde yazabiliriz, değil mi? Benzer şekilde bunu da düzenleyelim. 1 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 artı 0 çarpı s1 artı 1 çarpı s2 artı 0 çarpı s3 eşittir 80 ve işte 0 çarpı x1 artı x2 artı 0 çarpı s1 artı 0 çarpı s2 artı 1 çarpı s3 eşittir 40 şeklinde ne yapmış olacağız? Yazmış olacağız. Şu anda aslında kuantik formda yazmayı bitirmemize tek bir adım kaldı. O da negatif olmama koşulunu yazmamız. x1, x2, s1, s2 ve s3 büyük eşittir 0 olacak diye ifade edeceğiz. Bu yazmış olduğumuz forma doğrusal programlama modelimizin kuantik formu diyoruz arkadaşlar. Yani eşitsizliklerin eşitlik olarak yazılması durumu söz konusu negatif olmama koşulu hariç olmak üzere. Evet, dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyerek arkadaşlar kaydımızı sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.